Mustafa Hoca, Mustafa Kaplan'la sezona başladık. 9 haftada 6 puan. Ligde o sırada 17. sıradaydık. Ve yollar ayrıldı. Hamza Hoca göreve geldi. 8 haftada 12 puan topluyor. Şu anda puanımız 18 oluyor ve 13. sıradayız. Ya yani Hamza Hoca ile 1,5 puan ortalaması yakalıyor takım. Ki gayet Süper Lig için iyi bir oran. Hamza Mustafa Hoca ile de 0,66'lık bir puan ortalamamız vardı. Ve 17. sıradan 13. sıraya tırmanan bir Gençler Birliği. İlk yarı ile ilgili hemen Özen kısaca sezona nasıl başladık, hızlı bir şekilde nasıl bitirdik? Şey diyeyim baştan yani Musa abi buradayken bugün çok öyle teknik taktik bir programa falan Aynen. girmeyelim dedik. Zaten sene boyu her maçı uzun uzun konuştuk. Yani Hamza hocanın başarısını şöyle anlayabiliriz. Fikstüre baktığınızda iki maçın kaybedilmesi anlaşılabilir. O iki maçı kaybetti, geri kalan tüm maçlardan puan aldı. Göztepe'yi yendi doğrudan rakip. Kaybettiğim maçlar Beşiktaş ve Kayseri'yi yendi Fenerbahçe doğrudan başladı. rakip. Evet, Fenerbahçe, Beşiktaş İstanbul'da. deplasmanları hem de. Kasımpaşa'yı yendi deplasmanda. Yani alabileceği tüm puanları aldı. Yani maksimum bir puan koysak önümüze belki bu kadarını yazmazdık biz o maçlara. Ama kazanmamız gereken her maçı kazandık. Puan alabileceğimiz maçlardan puan aldık. Sivas'la oynamak kolay değil mesela. Puan aldık. Konya deplasmanı kolay bir deplasman değil. İlk maç geleli 2 gün olmuş. Puan aldık. Yani sonuç anlamında Hamza Hoca'nın o anket üzerinden konuşalım. Tekrar başarısına dair şüphe duyulacak en ufak bir nokta yok şu anda ki zaten camiada, kulüpte, taraftar da herkes çok memnun şu andaki belli ki durumdan. Yani sene başında çalkantılar oldu. Ama şu anda belli ki herkes daha rahat nefes alıyor. İşte bize şey soruları geliyordu sene başında, küme düşer miyiz? Kim bilir en son hangi hafta aldık o soruyu. Yani Yani aldığımız çok 3 uzun süredir. sorudan bir tanesi küme düşer miyiz? Şimdi 10 soruda bir kaçıncı bitiririz? Sıkıntı yaşar mıyız'a döndü olay. Aynen. Belki de şey düşünüyor işte Hamza Hoca'nın da açıklaması var herhalde. Ligi üst yani 10 ve 10, üzerinde 10 bitirmek şimdi. istiyoruz diye. Ya belki de taraftar da bunu düşünüyor artık. Dolayısıyla başarı anlamında hiç kimsenin bir şüphesi olduğunu sanmıyorum. Çok net bir şekilde başarılı Hamza Hoca. Sen neler söyleyeceksin Musa abi? Yani sezona başlarken nasıl bir hedefle girdiniz? Başlangıç tabii ki olumsuz bir başlangıç oldu. Hoca değişikliği ve geldiğimiz durum. Siz nasıl özetlersiniz? Ben puan istatistiğiniz için 20 ve üzerini başarılı işaretlerdim. Yani sezon başında. Çünkü Bunu sezon ortasında yaptık. yok hani bence 20 puan bizi daha istediğimiz umuda taşırdı. 18, bu 18'i de konuşabiliyorsak Hamza Hoca sağ olsun. Yani geldikten sonra o aklı selim açıklamalarıyla, ağırlığıyla, tecrübesiyle yani şey ayrıntısı mesela çok önemli. Hamza Hoca her antrenmana çıkmadan önce etraftaki herkesle tokalaşıyor. Sonra da bütün takımıyla tokalaşıyor. Yani bu samimiyeti gören futbolcu artık sadece o içerideki performansına motive oluyor. Birkaç şeyde de maçta da verdiği formalarla sanırım hepinizin de evet dediği bir hak teslimi de yapıyor Hamza Hoca. Aynen, bunu da çok konuştuk. Yani çok önemli bir nokta. Çok önemli. İçeriği buna inandırırsa insan yani bir teknik direktör, bir lider eğer içeriği adaletli olduğuna inandırırsa zaten içerinin yapacağı tek iş kalıyor. Performansını yükseltmek için çalışmak. Ve Hamza Hoca da bu anlamda gerçekten başarılı oldu. Ve devam edecektir. Neden devam etmesin? Şimdi bir devre arası kamp. Bu kampta çok daha belki yakınlaşacak futbolcularıyla daha samimi olacak, daha birebir görüşmeler yapacak. Olması gereken otoritesini de daha rahat istediği gibi gösterecek. Ve sonra ikinci yarıya başlayacak. Ben alınan 18 puandan ziyade ve bu 18 puana Hamza Hoca'nın katkısından ziyade ben Hamza Hoca'nın yönettiği Gençler Birliği'nin ikinci yarıda ilk yarıda topladığından daha fazla toplayacağına inanıyorum. Yani benim düşüncem bu. Yani Hamza Hoca'nın farkını evet hissettik. İkinci yarıda Gençler Birliği'nin bu iyi kadrosu, yani siz de söylüyorsunuz futbolcu Kalitesi olarak kalitesi aynı. anlamında. Hamza Hoca'nın da etkisiyle ikinci yarıda yani 18'in üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani 36, 40'ı bulacağız, bulmalıyız diyorum ben. Rahat bir sezon geçirmek için de Kırkı bulmalıyız, şüphe bulmalıyız yok. diyorum. Yorumlarda bu yönde. Hem rahat bir sezon Özhan hem de
sonuçta ekonomik bir girdisi çıktısı rasyonelitesi de var bunun. Yani işte ne kadar harcıyorsun, ne kadar geliyor, bunun hesabı iyi yapılmalı. Bunun için de puan toplamalı. Yani bu profesyonel bir yaşam ve insanlar bir takım kriterlere göre değerlendiriliyor. Nasıl futbolcu değerlendiriliyor? Herkes değerlendiriliyor, yönetim de değerlendiriliyor, teknik direktör de değerlendiriliyor. İşte 40 puan yapamazsan ya da 30'da kalırsan zaten ekonomik olarak da bayağı zarar ediyorsun. Yani hani bu dengeyi kurmak önemli.